Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü dersimizde Furkan Suresi 21. ayeti kerimeden 43. ayeti kerimeye kadar tefsir ve irab üzerinde duracağız inşallah. Biliyorsunuz bugün Arefe. Arefe günü yapacağımız işlerin başında sabah namazından itibaren teşrik tekbirleri var. Teşrik tekbirlerini unutmayalım. Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar bunlar devam ediyor. 23 vakitte farz namazlardan sonra tekrar edilen tekbirlerdir. Bunların hükmü bizim mezhebimizde vaciptir. O yüzden terk edilmesi caiz değildir. Eğer bu vakitlerde bir namazımız kazaya kalırsa bu tekbiri de tekrar getirmemiz nedir? Üzerimize vaciptir. Bunu unutmayalım. Ve bu vesileyle hepinizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah kesmiş olduğumuz kurbanları dergah-ı izzetinde kabul buyursun inşallah. Furkan suresinin 21. ayeti kerimesinde Allah-u Teala Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim ve kâlellezîne lâ yercûne liqâenâ levlâ unzil aleynel melâiketü ev nerâ rabbenâ leqad istekberû fî enfüsihim ve atev utüvven kebîrâ buyuruyor Allah-u Teala. Ve galellezine la yercune liqaena. Allah'a ulaşacaklarına inanmayan ve öldükten sonra dirilmeyi ve haşir neşri yalanladıkları için Allah'ın kendilerine vereceği cezadan korkmayan müşrikler dediler ki: Levla unzile aleyne'l melaiketu. Bize melekler gelip de Muhammed'in doğruluğunu bildirmeli değil miydi? Ev veya nera rabbena ya da biz açıkça Allah'ı görmeli ve o bize senin kendisinin elçisi olduğunu bildirmeli değil miydi? Dediler. Bunların hepsi zorluk çıkarmak içindir. Yoksa kendilerine İslam nasip olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu mucizeler yeterli gelir idi. Lekat istekberu fi enfusihim, böyle büyük şeyleri ağızlarına almaları ve uygunsuz şeyler istemeleri sebebiyle kendi durumları hakkında kibirlilik gösterdiler. Ve atev utüven kebira, zulüm ve taşkınlıkta haddi aştılar. Nihayet son derece kibirlilik ve taşkınlık gösterdiler buyurdu Allah-u Teala. Bu ayet-i celilesinde vav-u atıf gale fiili mazi fetacere kendisi mebni ellezine ismi mevsul mebni fi mahal raffail la nefiye zatı yercune fiili muzari merfaf alameti bisbutun nur vav fail ligaena mef'ulü bih sarih muzafnileh, levla tahsis edatı, ünzile mazi meçhul, aleyna car mecrur, el melaiketü naibi fail, ünzile fiilinin merfu, ev atıf edatı, nera yine muzari fiil, fail vücube müstetir nahnu, rabbena izafetle beraber mefru bis sarih. Evet, lagad istekberu, evet, buradaki gördüğünüz gibi istekberu mazi fiil, lagad tahkik edatı, damme üzere mebni vav faili fi harfi cer, enfüsi mecrur ve muzaf, him muzafniyle ve atev vav atıf, atev mazi fiil, kendisi damme üzere mebni, vav onun faili, utüven fiilin masları, mef'ul mutlak, masup, nasb, alamet, fetha, kebir anda onun sıfatı olarak ne yapmıştır? Gelmiştir.
yevme yaravnel melâikete lâ büşrâ yevme idin lil mücrimîne ve yegûlûne hicrem mahcûrâ. Yevme yaravnel melâikete, müşrikler ölmek üzereyken melekler onların ruhlarını almak için indiklerinde, melekleri gördükleri gün, işte o gün suçları sevindirecek herhangi bir müjde yoktur. Suçluları sevindirecek herhangi bir müjde yoktur. Bilakis onlar için ziyan ve hüsran vardır. Ve yekulune hicren mahcura, melekler onlara der ki cennet, müjde ve bağışlama size kesinlikle haram kılınmıştır. Bu olay müşrikler ölmek üzereyken meleklerin kendilerini cehennemle müjdeledikleri zaman gerçekleşir. Kafirin ruhu gerçekte çıkarken ve melekler ona şöyle der: ey pis bedendeki habis ruh, çık. Evet, delikçiklere işleyen bu ateş ve kaynar su içine, kara dumandan bir gölge altına girmek üzere çık. Ruh çıkmak istemez ve bedene dağılır. Sonra melekler kafiri demir kamçılarla döverler. Müminler bunun aksine, müminlerin sırasında onlara iyilikler ve sevindirecek şeyler müjdelenir bunların ölümleri esnasında. Melekler onlara iner: korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin derler. Evet, yevme zaman zarfı öne geçmiştir. Yeravne muzari fiil. Kendisi sükun üzerine mebni. Evet. Nun onun faili. El melaikete mef'ul bisari. La cinsini nefyeden la'dır. Büşra la'nın ismi. Kendisi takdiran nedir? Mansuptur. Yevmeydin. Arada zarf cümlesidir. Lil mücrimine de la'nın haberidir ve mahallen merfudur. Harfizlerden dolayı mecrur. Vav atıf yegulune fiili muzari merfraf alameti bisbütünün vav fail. Hicran mef'ul mutlak. Mehcuran da onun sıfat olarak gelmiştir. Evet. Ve kadimna ila ma amilu min amelin fec'alnahu heba'en menthura. Evet. Burada ayet-i cellede ve kadimna ila ma amilu min amelin, kafirlerin fakirleri doyurmak ve sıla-i rahim yapmak gibi iyilik olduğuna inandıkları ve kendilerini Allah'a yaklaştıracağını sandıkları amellerin üzerine vardık da fecealnâhu hebâen menthûrâ, onları havada dağılmış toz duman haline getirdik. Çünkü o amellerin ne bir esası vardır ne de bir imana dayanmaktadır. Amelleri boşa çıkardık. Çünkü müşrikler onları Allah için değil sadece şeytan için yapmışlardı. Heba, güneş pencereden girdiğinde onun şuaları arasında toz haline gelen şeydir ve görünen şeylerdir. Mensur, dağınık demektir. Evet. Yüce Allah inkarı sebebiyle onların amellerini boşa çıkarmış, neticede amellerini dağınık toz duman haline getirmiştir buyuruyor bu ayeti celilesinde. Vav istiknafiye, kadimna mazi fiil, sükun üzere mebni, na onun faili, ila ma ise mehrubi kari sarih, amilü yine mazi fiil, damme üzere mebni, vav faili, min amelin mehrubi kari sarih, fe atıf, cealna yine mazi fiil, sükun üzere mebni, na faili, ebaen mehrubi sarih, mensuran da onun sıfatı olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Ashabül cenneti yevme idin hayrun müstegarra ve ahsenü megila. Evet, burada ashabül cenne, cennet ehlinin yevme idin o günde hayrun, hayırlıdır, daha hayırlıdır. Müstegarran, duracakları ve ahsenü megila, dinlenip varacakları yer aslında cennet ehli nedir? Daha hayırlıdır buyuruyor Allah-u Teala.
Yüce Allah önceki ayetlerde kafirlerin durumunu ve onların tam bir hüsran ve ziyanda olduklarını anlattıktan sonra burada da bütün mutluluğun Allah'a itaate olduğu dikkat çekmek, cennet ehlinin nitelikleri ve onların son derece sevinç ve mutluluk içinde olduklarını anlattı. Yani kıyamet günü cennet ehlinin yerleşecekleri yerler, konak ve barınakları kafirlerinkinden iyidir. Evet, müminlerin kaylule vaktinde dinlenip safa sürecekleri yer onlarınkinden daha güzeldir. Kaylule gün ortasında istirahat etmek demektir. Müminler ahirette firdevs cennetlerinde ve ebedi nimetler içinde bulunacaklar. Kafirler ise cehennemin alt tabakalarında olacaklardır. Evet, kıyamet günü, günün yarısı olunca cennet ehli cennette, cehennem ehli de cehennemde kaylule yapar buyuruyor buradaki ayet-i kerimede. Burada ashabul cennet mübtedadır. Muzaf muzafileh ile beraber yevmiyidin zaman zarfı araya girmiştir. Hayrın da haberdir, merfu. Müstegarran temizdir. Temiz, masuk, nasbalamit, fetha. Vav atıf, ahsenü, megilen, müstegarran üzerine, burada hayrın üzerine ahsenü matuftur. Megilen de yine onun temiz olarak gelmiştir ve masuktur. Evet. Ve yevme teşakkakus semâ'ü bil gamâmi ve nüzzilel melâiketü tenzilen. Yevme gün, evet, o korkunç günü hatırla ki o gün gökler parçalanır. Teşakkakus semâ. Havayı karartıp onu zifiri karanlık haline getiren yoğunluğu ve şiddetli karanlığı dolayısıyla görülmesi kalplere keder dolduran bulutlar sebebiyle bu yarılır. Gamam, biliyorsunuz, bulut demek. Ve nüzzelel melaiketü tenziyle, melekler indirilir ve mahşerde bütün mahlukatı ne yaparlar? Bu melekler kuşatırlar. Buyuruyor Allah-u Teala. Vav atıf yeme zaman zarfı öne geçmiş. Teşakkagu. Muzari fiildir kendisi. Es-semai onun faili. Merfu. Bilgamami car mecrur mefru bi karisari. Ve nüzzile mazi meçhul el melaiketü naibi fail. Tenzilen de mefru mutlak olarak gelmiş. Masup nasbelameti fethadır. El mülkü yevme izinil hakku lirrahman. Ve kâne yevmen alel kâfirine asîrâ. Evet. El mülkü yevme idinil hakku lirrahman. O gün mülk tek olan ve her şeye galip gelen Allah'ındır. O öyle bir Allah'tır ki krallar ona boyun eğer, yüzler ona boyun eğer, zorbalar onun önünde eğilir. O gün ondan başka mülk sahibi yoktur. Bugün mülk kimindir? O tek ve kahhar olan Allah'ındır. Ve kâne yevmen alel kâfirin asîran. O gün kafirler için çok zor bir gündür. Burada kafirler için ifadesi o günün müminler için kolaylaştırılacağını gösterir. Hadiste şöyle buyurulmuştur. O gün mümine o derece kolay olur ki ona dünyada kıldığı bir farz namazdan hafif gelir buyuruyor Allah Resulü. Burada Ahmet bin Hanbel'in hadisinde, kitabında bu ne yapılmıştır? Geçmiştir. El-Bahr'da geçmiştir hadis olarak. Evet. El-Mülkü, mülk, mübteda, merf, raf, alameti, damme, yevmeydin, arada zaman zarfı, el-Hakku, sıfat lirrahman da haberdir. El mülkül hak, hakkın mülkü lirrahman, rahmanıdır. Ne zaman? Yevmiyidir. Evet, o arada geldi. Ve kâne yevmen alel kâfirin asîra. Vav istiknafi kâne mazî fiil.
nakıs olduğu için de hüve tahtına müstetir. Kâne'nin ismi Yevmen'de haberidir. Masukla selamet fiyata. Alel kafirine mevhul bir karisari. Asiran da kafirlerin sıfatıdır. Ve yevme ya'azzu zalimu ala yedeyhi yegulu ya leyteni. Evet. Ve yevme gün ya'azzu zalimu ala yedeyhi. Hatırla ki o gün Allah'a kullukta kusur ettiğinden dolayı kendine zulmetmiş olan pişman olur ve nedamet duyar. Ellerini ısırmak pişmanlık ve nedametin kinayesidir. Zalimden maksat ise nüzul sebebinde geçen Ukbe bin Muayit'tir. Bununla birlikte bu ayet bütün zalimleri de kaplar. Yüce Allah peygamberin yolundan ayrılıp başka yola giren zalimin pişmanlığını haber veriyor. Kıyamet günü geldiğinde pişmanlığın kendisine fayda vermeyeceği bir zamanda pişman olacağını, pişmanlık ve üzüntüden ellerini ısıracağını burada rahatmaktadır, bildiriyor. Ayetin inişi ister Ukbe bin Muayit ister diğer bedbahtlar hakkında olsun, ayet bütün zalimleri ne yapmaktadır, kapsamaktadır. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اِتَّخَلْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا. Zalim der ki, keşke ben o peygambere uysaydım ve onunla birlikte beni azaptan kurtaracak hidayet yoluna gitseydim der. Evet, bu ayet-i kerimenin bir nüzul sebebi vardır. Rivayete göre, Ubey bin Halef'in arkadaşı olan Ukbe bin Ebi Muayit bir ziyafet hazırlayıp Kureyşleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i davet etti. Yemek getirilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen benim Allah'ın elçisi olduğuma şehadet getirinceye kadar yemeğini yemem dedi. Bunun üzerine Ukbe şehadet getirdi. Resulullah da onun yemeğinden yedi. Ubey bin Halef bunu duyunca arkadaşı Ukbe'ye dinden çıktın dedi. O da hayır çıkmadım fakat evime büyük bir adam geldi ve kendisinin peygamberliğine şehadet getirmedikçe yemeğimden yemedi dedi. Bunun üzerine Ubey ona şöyle dedi. Muhammed'i görür de yüzüne tükürmez, boynunu çiğnemez ve şöyle şöyle demezsen senin yüzün bana haram olsun. Allah'ın düşmanı dostunun kendisine emrettiğini yaptı. Bunun üzerine işte Yüce Allah يَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ o gün zalim ellerini ısırır ayet-i kerimesini ne yapmış oldu? İndirmiş oldu. Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi olarak geçmektedir. Evet. وَوْ اَتِفْ يَوْمَ زَمَانْ زَرْفِ يَعَضُ مُزَارِ فِيلْ مَرْفُ اَوْ ظَالِمُ فَاِلْ مَرْفُ عَلَى يَدَيْهِ مَرْفُ بِقَرِسَارِ يَقُولُ مُزَارِ فِيلْ مَرْفُ ve فَاِلِ هُوَ ya burada tembih edatı yani nida edatı leyteni burada nida ama tembih olarak gelmiştir. Leyteni nasb edatı orada leyte biliyorsunuz nakıs fiillerdendir. Nun nun vikaye oradaki ye de leytenin ismidir. Evet, ittehaztü bu mazi fiil tü failiyle beraber leytenin haberidir ve kendisi mahallen merfudur. Ma'ar rasulü mef'ul bi gayri sarih sebilen de mef'ul bi sarih olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet, bu şekilde gelmiştir. Ya veyleta leyteni lem ettehiz fülanen halila. Evet. Burada ya veyleta vah bana mahvoldum. Keşke falanı arkadaş ve dost edinmeseydim. Ayette geçen fülanen lafzı kendisini saptıran şahıstan kinayedir ki o da Ubey bin Halef'tir. Yüce Allah onun adını açıklamayıp kendisinden kinaye yoluyla bahsetti ki onun gibi yapan herkesi kapsasın
olarak bu şekilde Allah-u Teala bahsetmiş oldu. Evet. Ya nida edatı ve ile ta münada ve mağsup üslubu leyte temenni ve edatı olarak geldi. Yine nun nun vikaye ye orada leyterin ismi lem ettehiz lem cezm edatı ettehiz fiil muzari buradaki fail ene ile beraber haberidir. Leytenin haberidir. Fülanen mefru bisari halilen de ikinci mefru olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet. Legat evalleni ani zikri bade izcaeni ve kâne şeytanü lil insani hazûlâ. Evet. Legat evalleni şüphesiz ben doğru yolu bulup iman ettikten sonra o beni hidayet ve imandan saptırmıştır. Ve kâne şeytanü lil insani hazûlâ. Şeytan insanı aldatıp saptırır, sonra da bela anında ondan uzaklaşır, onu ne kurtarır ne de ona yardımcı olur buyuruyor Allah-u Teala. Lam burada kasemin cevabında kat tahkik edatı, hevalle burada mazi fiil, hüve faili, ni mefrubi sari, ani zikri mefrubi gayri sari, bade zaman zarfı, id, bade iz, burada bade muzaf, iz muzaf ile cae, mazi fiil, hüve faili, nun nun ifkayı, ye mefru bisari, vav vav haliye, kâne mazi fiil, şeytani onun ismi, lil insani, hazulenin önüne gelmiş, mefru bisari, hazulen de onun nesidir? Haberidir. Yani kânenin şeytani ismi hazulen, kânenin haberi olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Ve gâle r-resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezü hâdel Kur'âne mehcûra. Evet. Müşrikler Kur'an'a karşı saldırılarını çoğaltınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in canı sıkıldı ve onları Allah'a şikayet etti. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Rabbim Kureyş Kur'an'a inanmayıp yalanladı ve onu terk edilmiş olarak arkalarını attı. Onu dinlemekten yüz çevirdi. Bu sözü nakilden maksat müşriklerin söylediklerini haber vermek değildir. Bilakis maksat peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin şikayetinin büyüklüğü ve kavmini korkutmasıdır. Çünkü peygamberler Allah'a sığınıp kavimlerden şikayet ettiklerinde mühlet verilmeksizin onların başına azap ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet, büyük bir azap onların başına gelmiştir. Evet, vav atıf gale mazi fiil er-resulü fail yani nida edatı Rabbi münada üslubu masup mütekellim yasına muzaaf olduğu için innehu müşebbehe bil fiil kavmi innenin ismi izafetle beraber ittehadü mazi fiil vav faaliyle beraber onun nesidir? Haberidir. Yani innen haberidir. Ve muhallen merfudur. Hayda mefru bisari el Kur'an ondan müşanileh yani bedel. Mehcuran da yine mefru bisari olarak gelmiştir. Ve kezalike İşte böylece cealna yaptık likülli nebiyyin her peygamber için adüvven minel mücrimin mücrimlerden bir düşman yaptık ve kefa bi rabbike evet hadiye ve nasira evet Allah-u Teala işte böylece buyuruyor senin kavminin müşriklerinden sana karşı düşmanlar çıkardığımız gibi her peygamberin kavminin kafirlerinden kendisine karşı düşmanlar çıkardık. Bundan maksat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlere uyması suretiyle teselli edilmesidir. Ve kefa bi rabbike hadiye ve nasira ey peygamber
doğru yola iletici ve düşmanlarına karşı yardımcı olarak Rabbin sana yeter, sen düşmanlık edenlere aldırış etme şeklinde nedir? Bir tesellidir. Burada vav istinafiye kedalike naibi mef'ul mutlaktır. Cealna mazi fiil ve sükunzele metnina onun faili. Likülli nebiyyin mef'ul bi gayri sarih harfi cerden dolayı muzafiley. Adüven mef'ul bi sarih minel mücrimine de yine mef'ul bi gayri sarih. Vav atıf kefa mazi fiil. Bi rabbike. Bi burada zaittir rabbike. Kefa'nın nesidir? Failidir ve merfudur. Hadiyen temyiz ve nasiran da yine onun üzerine nedir? Vav atıfıyla matuftur. Evet. Vav'la matuf olarak gelmiştir. Ve galellezine keferu. Evet, kafirler dediler ki levla nüzzile aleyhil Kur'anü cümleten vahideten. Keşke onu toplu olarak indirseydin. Kezalike linüsebbite bihi fuadeke varattelnâhü tertîlâ. Buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti cellesinde. Mekke kafirleri dediler ki Tevrat ve İncil'in indiği gibi bu Kur'an da Muhammed'e bir defa da indirilseydi ya. Yüce Allah onların bu boş şüphelerine cevap vererek şöyle buyurdu. Kezalike linüsebbite bihi fuadeke. O Kur'an'ı böyle parça parça indirdik ki onu yüklenmek, ezberlemek ve içindekilerin icabını yerine getirmek için kalbini kuvvetlendirelim. Varattelnâhu tertîlâ. Bunu çok güzel bir şekilde genişçe açıkladık buyuruyor Allah-u Teala burada. Evet, sözde tertil onun yavaş yavaş birbirinin ardından gelmesi demektir. Aslında tertil dişlerin seyrek olması manasındadır. Kıraatla tertil ise ağır ağır okumaktır. Kişi onu sana yavaş yavaş öğrettin ki ezberleyesin şeklindeki tabir de buradan gelmektedir. Demek ki ağır ağır tane tane karşıdaki insanın anlayacağı şekilde Kur'an'ın okunmasına tertil denilmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçmektedir. Evet. Vav atıf gale mazi fiil ellezîne ismi mevsul mahallen merfu fail keferu mazi fiil damme üzere mebni vav faili levla tahsis edatı nüzzile mazi meçhul aleyhi car mecrur el Kur'anü naibi fail merfu nüzzilenin cümleten hal vahideten de onun sıfatıdır. Kezalike car mecrur li nüsebbite lam lamı talil nüsebbite fiil muzari lamdan dolayı mansup fail vücüben nahnüdür. Bihi mef'ul bi tayyari fuadeke izafetle mef'ul bi sari varattelna vav atıf rattelna mazi fiil. Çünkü üzere kendisi mebni na faili hü mef'ul bi sari tertilen de yine mef'ul mutlak olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet. Tertil üzere okunması bu şekilde gelmiştir. Ve la ye'tûneke bir meselin illa cinnake bil hakkı ve ahsene tefsira. Evet. Burada velayetüneke o kafirler seni veya Kur'an'ı kötülemek için hangi delil ve şüpheyi getirseler ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz ona karşı sana apaçık hakkı ve her tarafa yayılan nuru getiririz ki onunla onların batılını biz ne yapalım? Yok edelim. Ve ahsene tefsiran biz sana en güzel beyan ve izahı getiririz. Bundan sonra Yüce Allah Kur'an'ı yalanlayan o müşriklerin durumunu anlatarak devam etti. Evet. Vav atıf la nefiyedatı ye tüneke burada muzari fiil ye tüne
Vav faili ke mef'ul bi sari. Evet, bi meselin car mecrur mef'ul bi gayri sari illa istisna. Cina mazi fiil. Na onun faili ke mef'ul bi sari bil hakkı yine mef'ul bi gayri sari ve ahsene matuf. Evet. Vav atıf ahsene matuf tefsiranda onun temiz olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Evet, temizdir kendisi. Masuptur. Nasb alameti fethadır. Evet. Ellezine evet. Yuhşerun ala vücuhihim ila cehenneme ulaike şerrun mekanen ve yadallu sebilen buyuruyor Allah-u Teala. Ellezine o kimseler ki yuhşerune cehenneme yüzleri üzerine çekilerek götürülürler. Ala vücuhum ila cehennem. Evet. Ulaike şerrun mekanen ve yadallu sebila. Onlar yer olarak konağı ve varacakları yer ne kötüdür. Onların tuttukları yol ve mezhep en hatalı yoldur. Hadiste şöyle gelmiştir. Denildi ki ey Allah'ın elçisi kafir kıyamet günü nasıl yüzüstü haşrolunur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Onu iki ayağı üzerine yürütebilen kimse kıyamet günü yüzüstü yürütmeye kadirdir buyurdu Allah Resulü. Burada Buhari tefsirinde evet Müslim münafıkın babında bu hadis yer almıştır. Evet demek ki iki ayağı üzerinde yürüten Allah onu yüzüstü süründürmeye de kadirdir. Mutlaktır ve gücü yetmektedir buyurdu Allah Resulü. Ellezine burada mübteda. Yuhşerune muzari meçhul. Evet. Vav naib fail. Ala vücuhim mefrubi gayri sari. İla cehenneme o da nedir? Mefrubi gayri sari'dir. Evet. Ülaike mübteda şerrun haber. Mekaninde onun temiz olarak gelmiştir. Ve yadallü yine şerrun üzerine matuf sebilen de onun temiz olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Ve legat ateyna Musel kitabe ve cealna ma'ahu ehahu Harune vezira. Allah-u Teala ve legat ateyna Musel kitabe Allah'a and olsun ki Musa'ya da Tevrat'ı vermiştik. Ve cealna ma'ahu ehahu Harune veziran. Kardeşi Harun ile de ona yardım ettik. Harun'u ona yardımcı ve kendisine yardım edecek ve destekleyecek bir vezir olarak kıldık buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Vav istiknafiye lam kasemin cevabında kat tahkik edatı. Ateyna mazi fiil, güzere mebni na faili. Musa mef'ul bisari el kitabe ikinci mef'ul. Ve cealna yine mazi fiil, üzere mebni na faili. Me'ahu mef'ul bi gayri sari. Ehahu o da mef'ul bi sari. Muzaf muzafiley. Eha muzaf fi muzafiley. Harune ehadan bedeldir. Bedeli kül minel kül. Veziran da yine mef'uldür. Evet burada ikinci mef'ul olarak gelmiştir. Fegulne evet. Fekul nezheba ilel kavmi lezine kezzebu. Evet. Fekulna biz dedik ki izheba ilel kavmi lezine kezzebu bi ayatina. İkiniz de Firavun ve kavmine apaçık ayetler ve parlak mucizelerle gidin dedik. Evet izheba burada gördüğünüz tesniye. Fedemmernahum tedmira. Ve peygamberlerimizi yalanladıkları için onları şiddetli bir şekilde yok ettik buyuruyor Allah-u Teala bu ayeti celilesinde. Evet. Burada fe gunna da fe atıf gunna mazif ilna faili
İzheba emir fiil. Mebni bi hasfin nunu elif. Onun faili tesniye olduğu için. İlel kavmi mefru bi karisari ellezine. Onun sıfatı, kavmin sıfatı. Kezzebu mazi fiil damme üzere mebni. Vav onun faili. Bi ayatina mefru bi karisari. Fe demmerna'daki fe atıf demmerna mazi fiil. Sükun üzere mebni na faili. Tüm mefru bi sari. Tedmiren de mefulü mutlaktır. Demmerna'nın masdar olarak gelmiştir. Ve kavme Nuhin lemma kezzebu er-rusule. Eğraknâhüm ve cealnâhüm linnâsi âye ve a'tednâ lizzâlimîne azâben elîmâ. Evet. Ve kavme Nuhin. Evet, Nuh kavmini de peygamberleri Nuh'u yalanlayınca tufan ile boğduk. Onları ders alacaklar için bir ibret yaptık. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi sadece Nuh Aleyhisselam'ı yalanlamalarına rağmen burada çoğul olan Rusul peygamberler denilmiştir. Çünkü peygamberler Allah'ın birliği ve İslam üzerinde ittifak ettikleri için Nuh'u yalanlamak bütün peygamberleri yalanlamak demektir. Ve atedna li zalimin azaben elima. Ve onlar için dünyada başlarına gelenlerin dışında ahirette de elem verici şiddetli bir hazırlık ve şiddetli bir azabı hazırladık buyuruyor Allahu Teala bu ayeti celilesinde. Evet. Vav atıf kavme meful bisarih Nuh muzafın ile lemma zaman zarfı kezde bu mazi fiil damme üzere mebni vav faili errusüle meful bisarih harak ne mazi fiil sükun üzere mebni na faili hüm meful bisarih ve cealna mazi fiil sükun üzere mebni na faili hüm meful bisarih linnâsi meful bikarisarih ayeten meful bisarih ve atetna vav atıf atetna mazi fiil sükun üzere mebni na faili lizzalimine meful bikarisarih azaben meful bisarih elimen de onun sıfat olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Ve aden ve semude evet ve ashaber rassi ve gurunen beyni zarki kithira. Ve aden ve semud ad semud kavimleriyle kuyu res halkını da helak ettik. Kuyu onlarla birlikte yıkılarak yok olup gitti. Kuyu halkı putlara tapan bir kavim idi. Yüce Allah onlara Şuayb Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Fakat Şuayb Aleyhisselam'ı yalanladılar. Onlar örülmemiş kuyunun etrafında bulunurken kuyu çöktü ve kendisiyle birlikte onları da yurtlarını da yere batırdı. Ve gurunen beyni darike ketiran yalanlayanlar arasında sayılarını Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği birçok milleti ve halkı yok ettik buyuruyor Allahu Teala bu ayeti celilesinde. Vav atıf Adem ehlekna mahsuf fiilinin mefru bir sarihi ve temut onun üzerine matuf ve ashaber resi muzaf muzafileh onun üzerine matuf ve gurunen onun üzerine matuf beyne zaman zarfı muzaf zarike muzafileh kethiran da onun sıfat olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Ve küllen darabna lehul emsale ve küllen tebberna tedbira. Evet. Ve küllen darabna lehul emsal. Onların hepsine delilleri açıklayarak kendilerini uyardık. Ve başlarına gelecek musibetlerden mazur olduğumuzu da bildirdik. Ve küllen tebberna tedbira ve onlara nasihatler fayda vermeyince hepsini tamamen yok ettik buyuruyor Allahu Teala. Ve vatıf küllen mefru bisari darabna mazi fiil sümüzele mebnina faili lehu mefru bikarisari el emsale mefru bisari ve küllen yine mefru bisari ve vatıf tebberna mazi fiil na faili tedbira da onun mefru mutlağı olarak gelmiştir. Velagat ete alel gariyeti leti ımtırat matarase evet efelem yekûnü yaravneha belkânü la yercûne nüşûra
وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ Şüphesiz Kureyş kabilesi Şam'a yaptıkları ticaretlerinde gökten yağan taşlarla helak edilen bu ülkeye defalarca uğramışlardır. Burası Lüt kavmi şehirlerinin en büyüğü olan Sedum şehridir. اَفَلَمْ يَكُونُ يَرَوْنَهَا Onlar yolculuklarında burayı görüp de peygamberlerini yalanlamaları ve Allah'ın emrine karşı çıkmalarından dolayı o şehir halkının başlarına gelen azap ve cezadan ibret almadılar mı? Bu ayet Kureyşlileri öğüt ve ibret almamalarından dolayı kınamaktadır. Kureyşliler Şam'a yaptıkları ticaretlerinde Lut kavminin şehirlerinden geçerlerdi. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Siz gece gündüz onların yanlarından geçip gidiyorsunuz. Belkânü lâ yercûne nüşûran. Fakat onlar ibret almazlar. Çünkü kıyamet günü tekrar dirilteceklerini de ummazlar buyuruyor Allah-u Teala. Bundan dolayı kendilerini ibret almadıklarını yapmaktadır? Bildirmektedir. Evet. Bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman da vav istitna fiil gattı tahkik edatı etev mazi fiil alel gariyeti mef'ul bih nedir? Gayri sarih olarak gelmiştir. Evet. Elleti de onun sıfatıdır. Ümtırat mazi meçhul fiildir. Onun faili hiyedir. Tahtında müstetir. Matarasev de mef'ul mutlak muzafileyh. İstifam edatı efendim felem fe burada atıf lem cezm edatı yekûnü fiil muzari meczum naks olduğu için vav onun ismi yaravneha bu muzari fiil kendisi yaravne teravne gördüğünüz gibi nedir? Bunlar mebni sükun üzere mebni fiil sigalarımızdır. Ve failiyle nunla beraber kendisi yekûnünün mahallen mağsup haberidir. Bel idrab edatı, kânü yine mazi fiil. Naks olduğu için vav onun ismi la nefi edatı, yercûne muzari fiil. Mefruf alameti sübutunun vav faili. Nüşûran da mefruf bir sayh olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. وَإِذَا رَأَيْكَ اِذِ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوَا اَحَادَ الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا Evet. وَإِذَا رَأَيْكَ Ey Peygamber! Müşrikler seni gördüklerinde alay ve eğlence konusu etmekten başka bir şey yapmazlar. اَحَادَ الَّذ۪ي بَعَثَ اللّٰهُ رَسُولًا Alay ve eğlence ederek şöyle derler. Allah'ın bize peygamber olarak gönderdiği bu mu? Diye ne yaparlar? Söylerler buyuruyor Allah-u Teala. Evet, vav istitnafiye ida zaman zarfı şart edatı ra'evke ra'ev mazi fiil damme üzere mebni vav faalike mef'ul bisari in nefi edatı yettehidüne muzari fiil vav faili ke mef'ul bisari illa istisna edatı Hüzüven mef'ul bih sarih. İstifam edatı hada mübdeda ellezî haber. Ba'te mazi fiil Allahu fail rasûlen de hal olarak gelmiştir. Evet. İnkâde le yudillünâ an âlihetina levlâ en sabernâ aleyhâ ve sefe ya'lemûne hîne yaravnel azâbe men ezallü sebîlâ. Evet. Bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman da inkâde le yudillünâ eğer biz sebat edip ilahlarımıza ibadete sarılmasaydık neredeyse bizi ilahlarımıza ibadetten çevirecekti. Yüce Allah onlara cevaben şöyle buyurdu. Ve sefe ya'lemûne hîne yaravnel azâbe men ezallü sebîlâ ahirette azabı gördüklerinde Muhammed'in mi yoksa kendilerinin mi hangisinin daha yolu daha yanlış ve hangisinin dini daha sapık olduğunu anlayacaklar buyurdu. Tabii ki burada da yine
bir tehdit ve kınama ifadesi vardır Allah-u Teala tarafından. Evet. İni muhaffefe kade mazi fiil ama nakıs olduğu için hüve ismi le burada tekit edatı yudillü muzari fiildir. Hüve failiyle beraber haberi. Kade'nin haberidir. Mukarabe fiildir çünkü bunlar. An alihetina mefrubi karisari levla dediğimiz zaman da burada imtina edatıdır. En saberna buradaki en nasb edatıdır. Saberna mazi fiildir. Çünkü üzere mebnina failidir burada. Aleyna da mefrubi karisari'dir. Vav istikna fi sevfe istikbal edatı ya'lemune muzari fiil vav onun faili hine zaman zarfı yeravne yine muzari fiil buradaki nun onun faili el azabe mefrubi sari men mübdeda edallü haber sebilen de onun temizi olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Sevilen temiz olarak gelmiştir. Eraeyte menittehede evet ilahehu hevahu efe ente tekünü aleyhi vekila. Evet. Bu ayet kerimeye baktığımız zaman da Allah-u Teala eraeyte görmedin mi yahut da gördün mü burada şey olarak da olum olarak da söyleyebiliriz. Şöyle diyebiliriz. Heva ve hevesini ilah edinen kimseyi gördün mü? Onun durumu nasıl olacak? Bu müşriklerin sapıklığının hayret verici olduğunu ne yapmaktadır? İfade etmektedir. Müşriklerden herhangi biri taşa tapar, taptığı taştan daha güzelini görünce onu atar, bunu alır ve ona tapardı. Efe ente tekünü aleyhi vekila. Onu heva ve hevesine uymaktan koruyacak olan sen misin? Bu iş sana ait değildir. Bu onların iman etmelerinden ümit kestirmek, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem onları üzmemesi gerektiğine, bir işaret ve inanmayanların menfaatlerini bilmeme ve sonuçları hakkında dar görüşlü olma hususunda, evet, burada hayvanlar gibi olduklarını bildirmek dedir ayeti kerime. Evet burada baktığımız zaman da istifam edatı reyte mazi fiil te onun faili men mehlubisari ittehaze mazi fiil fetrazele mebni ve onun faili ilahehu muzaf lehle mehlubisari hevahu o da yine muzaf lehle mehlubisari fe ente istifam fe atıf ente mübteda zamir munfasıl mebni mahallen merfu tekünü muzari fiil faili ente ama naks olduğu için tekününün ismi ente burada aleyhi vekilen önüne geçmiş olan mefrubi karisari vekilen de tekününün haberi mansup nasb alameti fetha olarak ne yapmıştır? Gelmiştir. Demek ki burada efe ente tekünü aleyhi vekilen sen mi evet ona vekil olacaksın. Efe ente tekünü aleyhi vekilen evet sen mi ona vekil olacaksın buyurdu Allah-u Teala. Evet. Bu 43. ayet-i kerimede iki sayfayı bitirmiş oluyoruz inşallah. Bundan sonra bayram tatilinden sonra inşallah bu videolarımıza devam edeceğiz. Kalmış olduğumuz Furkan suresinin 44. ayet-i kerimesinden itibaren derslerimiz yine pazartesi, perşembe saat 14'te olmak üzere devam edecektir inşallah. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Evet. Ma'a selam ile liqa.